Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf Arapça dersine hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden 9. sınıf Arapça ders kitabının cevaplarına, Osmanlı Türkçesi cevaplarını arkadaşlar bazı okullarda 9. sınıfta da okutulduğunu duydum. Seçmeli olarak normalde 10. sınıf dersi ama 10. sınıfın kitabı 9. sınıfta bazı okullarda seçmeli olarak okutulabiliyormuş. Yani 10. sınıfta okutmak yerine 9. sınıfta okutulabiliyor. Ayrıyeten Elif Ba videoları, Kur'an-ı Kerim videoları ve daha fazlası için oynatma listelerinden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah zamanla daha da fazlası olacak. Abone olup bizleri desteklerseniz, bizleri motive ederseniz inşallah daha da fazlası olacak. Hepinize şimdiden teşekkürler. Hepinize başarılar diliyorum. Haydi Bismillah dersimize başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şöyle başlamadan öncesinde hatırlatacak olsak şimdiye kadar bizler neler öğrendik? Neler öğrendik? Harfleri öğrendik. Harflerin başta, ortada, sonda yazılışlarını öğrendik. PT harfleri öğrendik. Sınavda çıkarsa şayet bir hatırlatma olsun. PT harfler 3 taneydi. S, V, yani F, Vel ve Z harfleri 3 tane PT harfimiz vardı. Arkadaşlar onun haricinde ne vardı? Kendisinden sonra birleşmeyen harfler. Elif, Dal, Zel, Ra, Z, Vav. Bunu öğrendik. 6 harf. Kalın harfleri öğrendik. Hı, Sat, Dat, Tı, Zı, Gayın ve Gaf harflerini 3 tane de arkadaşlar yani R, Ra harfi duruma göre, tecvid kuralına göre kalın ve ince okunuyordu. Ha ve Ayne ise yarım kalın demiştik arkadaşlar. Geçtik diğer yere. Harflerin başta, ortada, sonda yazılışlarını öğrendik. Onun haricinde öğrenmiş olduğumuz üstün, esre, ötre dediğimiz damme, fetha, kesre hareketleri öğrendik. Üstün e, a sesiyle, kesre, i sesiyle, fetha arkadaşlar, damme, u, ü sesiyle okutuyordu. Cezim öğrendik, harfi sakin okutuyordu. Şeddeyi öğrendik, harfi iki kez okutuyordu. Temin öğrendik, üstün temin, en an, esre temin, an, in ve ötre temin, un, ün diye okutuyordu. Onun haricinde tay marbutayı, son dersimizde tay marbutayı gördük arkadaşlar. Tay marbuta, müennes yapıyordu müzekker olan bir kelimeyi. Müennes yapıyordu müzekker olan bir kelimeyi. Bakın şurada bakarsak haza dabibun, hazi dabibetun. Haza erkekler için buydu, hazi bayanlar için buydu. Şu sona gelen yuvarlak T erkek yani eril olan bir kelimeyi, müzekker olan bir kelimeyi müennes yapıyordu. İsimlerin sonuna geliyordu arkadaşlar sadece özel isimlerin değil ama. Başka marife ve nekreyi öğrendik arkadaşlar. El takısını. Ve buna binaen devam ediyoruz şimdi zamirlerimizi öğrenmeye. Kısaca bir hatırlatma yapmış olduktan sonrasında arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yönergemiz ne diyor bizlere? İstemi'i ilel ibarat el-atiye. Aşağıdaki ibareleri dinle. Ve e'idha onları tekrar et. Sümme teemmel ma'aniyeha müsta'inen bis suver. Resimlerden yar. Sümme teemmel düşün. Sümme teemmel düşün. Ma'aniyeha manalarını müsta'inen bis suver. Resimlerden yardım alarak manalarını düşün diyor. En arkadaşlar erkekler ve bayanlar için ikisi için de ben demek. Hemen biz bunu ben diye yazalım arkadaşlar. Kadın erkek fark etmiyor. Ben demek. Bu bir zamir arkadaşlar. Zamir ismin yerini tutan ibarelere zamir diyorduk. Ben. Ene tilmizun. Ben öğrenciyim. Ben öğrenciyim. Öğrenciyim. Ene tilmizun. Ene müderrisun. Öğretmenim. Ben öğretmenim. Ene dabibun. Ben doktorum. Şuraya yazalım. Doktor. Doktor. Saidun. Mutluyum. Mutlu. Bi hayır. İyi. Bi hayır. Pardon. İyi. Şimdi arkadaşlar ene'den sonra bu kelimeleri getirdiğimizde bakın şunu söyleyeyim sizlere. İngilizce'deki gibi bir is, am, are olayı yok. Sadece bizim öznemizde yani müpteda diyoruz Arapçada. Türkçe'de özne diyoruz. Arkadaşlar uyumlu gelecek. Erkekse kelime yani erilse, müzekkerse arkasından müzekker gelecek. Bakın ene tilmizun, tekilse tekil. Ben öğrenciyim. Ene müderrisun, ben öğretmenim. Yani buradaki bu uyum im sesini bize veriyor arkadaşlar. Ene dabibun, ben doktorum. Ene saidun, ben mutluyum. Ene bi hayır, ben iyiyim. Şimdi biz bunların yerine başka kelimeler koyabilirdik. İtfaiyeci, polis, asker, üzgün, tamam mı? Neşeli kelimelerimizi daha da çoğaltabiliriz. Artık bundan sonrasında ene ile alakalı biz cümle kuracaksak ben şuyum, ben buyum, yorgunum, hastayım. Sadece iş,
kelime öğrenmeye kaldı. Ene arkasından kelimeyi koyuyoruz. Bayanlar için olacaksa bu ene, ben, tilmizetün. Sonunda bir T bize lazım arkadaşlar. Neden? Bayan olduğunu belirtiyoruz. Bakın hepsine yaptık burada bir saniye. Hemen T'yi karalayalım. Evet. Tilmizetün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar T bize bayan olduğunu belirtiyor. Yani bu cümleyi kuranın, bu cümleyi söyleyenin bizlere bayan olduğunu belirtiyor. Ene tilmizetün. Ben öğrenciyim. Ene müderrisetün. Ben öğretmenim. Farkı sadece T var sonunda. Ene tabibetün. Ben doktorum. Ene saidetün. Ben mutluyum. Ene bi hayır. Ben iyiyim. Bu tarzda arkadaşlar cümleler kurabilirsiniz. Geldim ente'ye. Ente ne demek arkadaşlar? Ente erkekler için sen demek. Enti bayanlar için sen demek. Aradaki fark ne? Bakın birisinin harekesi üstünde, birinin altında. Enti. Şimdi geldik. Aynı kelimeler arkadaşlar. Yukarıdaki aynı kelimelerle birer cümle daha kuruyoruz. Sen demekti. O zaman bakın. Ente tilmizun. Sen öğrencisin. Ente müderrisün. Sen öğretmensin. Bakın. Sin eki veriyor artık bize burada. Sen. Burada bir sin ekini veren arkadaşlar, ya da bak yukarıdaki im ekini veren, bu uyum içerisinde gelmesi. Ente tilmizun. Sen öğrencisin. Ente müderrisün. Sen öğretmensin. Ente tabibun. Sen doktorsun. Ente saidun. Sen mutlusun. Ente bi hayır. Sen iyisin. Enti tilmizetun. Sen öğrencisin. Bakın hemen bayan olduğu için arkadaşlar ta-i marbuta ne yapıyordu? Müzekker bir kelimeyi müennes yapıyordu. Enti tilmizetun. Sen öğrencisin. Enti müderrisetun. Sen öğretmensin. Enti tabibetun. Sen doktorsun. Enti saidetun. Sen mutlusun. Mutlusun. Hemen şurayı. Enti bi hayır. Sen iyisin. Burada müzekkerlik, müenneslik durumu yok. Enti bi hayrin. Enti bi hayır. Sen iyisin. Evet arkadaşlar, bu şekilde oluyor. Yani şöyle diyeyim. İngilizce'de de yok muydu arkadaşlar? I am a doctor. You are a doctor. He is a doctor. İfadeleri bak, is ibareleri. It is. Yani be, is, am, are kullanılıyordu. Arapçada da bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bayan erkek olduğunu belirten, bakın, ta-i marbuta ve yani zamirimizle arkasından gelen sıfat veya isim uyum içerisinde gelecek. Buradaki kelime, yani zamir, erkek içinse burada kelime de erkek için olacak. Yani müzekker. Buradaki müennes. Yani bayan için zamir, buradaki de bayan için zamir arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Ne öğrendik şimdi? Ene'yi öğrendik. Ente'yi öğrendik. Enti'yi öğrendik. Unutmuyoruz bunları. 3 tane ibare öğrendik. Zamir olarak. Bunlara ne deniyor arkadaşlar? Munfasıl zamir deniyor bunlara. Munfasıl zamir. Yani kişi zamir arkadaşlar bunlar. Bunlar cümlenin başına özne olur. 3 tanesini öğrendik. Bakın şimdi dördüncüsünü öğreniyoruz. Hüve. Hüve erkekler için o demek. Hiye bayanlar için o demek arkadaşlar. Aynı kelimeler. Bir de bu kelimeleri öğrendik. Tabii tekrar ediyoruz. Tekrar ettikçe aklımızda kalacak. Yeni öğrendiğimiz kelimeleri defterimize veya kelime kutusu hazırlayıp kelime kutusuna yazıp atmayı unutmuyoruz. Zaman zaman oradan gelir geçerken çekiyoruz. Biliyorsak diğer kutuya, bilemiyorsak aynı kutuya geri. İkinci kutudan çektiğimizde biliyorsak üçüncü kutuya yapabiliriz. Ya da yapmadık diyelim, birinci kutuya geri gönderiyoruz. Ve öğrendiğimiz kelimeleri pekiştiriyoruz. Hüve tilmizun. Hüve arkadaşlar ne? Hüve o. Tilmizun o öğrencidir. Hüve müderrisün. O öğretmendir. O öğretmendir. Hüve tabibün. O doktordur. Hüve saidun. O mutludur. Hüve bi hayır. Hüve bi hayır. O iyidir. Bir daha okuyorum. Hüve tilmizun. Hüve müderrisün. Hüve tabib. Hüve saidun. Hüve bi hayır. Hiye'ye gelince o tilmizetün. Öğrencidir. Buradan hemen arkadaşlar yine vurgulamayı yapıyoruz. Bakın. Bayan olduğunu belirten ikisi de o demek. Şuradaki T'yi almak istedim. Evet, ikisi de ne arkadaşlar? İkisi de o demek ama bu bayanlar için müennes olduğunu gösteriyor. Huve tilmizetun. O öğrencidir. Huve müderrisetun. O öğretmendir. Hiye tabibetun. O doktordur. Bakın. Hüve hiye saidetun. O mutludur. Hüve bi hayır. O arkadaşlar iyidir.
Bu şekilde 2, 4, 5 tane zamir öğrenmiş olduk arkadaşlar. Şimdi gelirsek bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane zamir öğrendik. Ene bayan erkek için ortak kullanımdaydı. Ene ben demek. Ente ve enti. Ente erkekler için sen. Enti bayanlar için sen. Şurada kelimelerin anlamlarını yazdığım için yazmıyorum artık. Bu sadece bayan olduğunu belirtiyor. Aynı kelimeleri kullandık. Hüve ve hiye bayanlar için o demek. İngilizce'de de he ve she var hatırlarsanız. Biz bunlar arkadaşlar Arapça'da ne deniyor? İsmin yerine kullanılan bu zamirlere munfasıl zamir yani kişi zamiri diyoruz arkadaşlar. Ayrık zamir deniyor bunlara. Bunlar asla bir kelimeye birleşmiyor. Munfasıl zamirler. 5 tanesini öğrenmiş olduk. Bunlara munfasıl zamir diye not alabilirsiniz. Şu kişi zamiri olarak kullandığımız ibareleri asla bir kelimeye birleşmiyor. Geldik şimdi diğer yönergemize. Diğer yönergemizde arkadaşlar men ente. Men arkadaşlar soru edatımız kim demek? Hemen yeni bir soru edatı öğrendik. Bunu not alıyoruz. Sen kimsin? Sen kimsin diye soran birisine biz soru edatını atarız. Soruya soruyla cevap verilmez. Soru edatını attık arkadaşlar. Bakın bu tarz ibarelerde soruya soruyla cevap verilmez. Sen kimsin dedi birisi. Soru edatımızı attık. Ente diye sordu. Sen diye sordu. O zaman ben diye cevaplayacağız arkadaşlar. Sen kimsin? Sen öğrencisin demeyiz değil mi? Ben öğrenciyim. O zaman gerekli zamir değişikliğini yaptık. Ene dalibün. Ben öğrenciyim. Ene dalibün. Ben öğrenciyim. Men hiye. O kim? Yine bakın aynı şekilde men soru edatı kim demek? Soru edatımızı attık. Soruya soruyla cevap verilmez. Hiye dalibetün. O öğrencidir. O öğrencidir. Men hüve. Men hüve. O kim? O kim? Bir saniye. O kim? O kimdir? O kimdir? Hüve dalibün. O öğrencidir. Şöyle yapalım. O öğrencidir. O öğrencidir. Men enti. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Ene dalibetün. Ben öğrenciyim. Ene dalibetün. Ben öğrenciyim. Bu şekilde arkadaşlar yeni bir ibare öğrenmiş olduk. Soru edatı öğrendik. Men ibaresini. 5 tane zamir öğrendik. 5-6 tane de kelime öğrendik bu dersimizde. Bakın 5 tane zamir. Bir tane soru edatı. Soru sormayı öğrendik. 3, 4, 5 tane de kelime öğrendik yanında. 5 zamir, 5 kelime, 10 bir tane de soru edatı, 11 tane kelimeyi arkadaşlar mutlaka yazıp bir yere koyalım. Geldik şimdi. Men haza. Haza'yı daha önce öğrenmiştik. Ecbani'l esiletil atiye müsteinen bir süver. Resimlerden yardım alarak aşağıdaki soruları cevapla. Sun mektubu fil feragat kema fil misal. Sonra üktübe onlar yaz fil feragat boşluklara kema fil misal. Örnekte olduğu gibi. Men haza bu kim? Men haza. Arkadaşlar men soru edatını zaten öğrenmiştik. Ne demekti? Kim demekti? Biraz önce öğrenmiştik. Kim? Şöyle fareyle yazmaya çalışalım. Evet. Kim? Kim? Haza dabibun. Arkadaşlar yine soru edatını attık. Aynı alıştırma. Bakın soruya soruyla cevap verilmez. Haza dabibun. Men hazi. Bu kim? Hazi dabibetun. Hazi dabibetun. Siz yazarken çizgilere dikkat edin arkadaşlar. Çizginin neresine düşüyor? Ben bunları yani daktilo ile yazdım. Hazi dabibetun. Hazi dabibetun. Bu doktordur. Men haza bu kim? Haza muallimun. Peki haza muallimetun diyebilir miyiz? Burada sonunda T olur mu? Asla olmaz arkadaşlar. Haza ne için? Erkekler için kullanılan bu. O zaman böyle bir ibareyi sonuna T'yi eklemeyeceğiz. Ya da burada T'siz olur mu? Olmaz. Çünkü hazi bayanlar için kullanılan zamir. Evet men hazi bu kim? Hazi muallimetün. Bu öğretmendir. Bu öğretmendir. Arkadaşlar bakın. Bu öğretmendir. Sen şusun. Ben buyum. Bu ibarelerle artık binlerce cümle kurabilirsiniz. Ondan sonrasında işte neyi biz yer yön edatlarını kullanmaya başlayacağız. Ya da fiilleri öğrenip fiillerle alakalı cümleler kurmaya başlayacağız. Cümlelerimizi zenginleştireceğiz. Şu an basit düzeyde cümleler kurmaya başladık. Yazmayı öğrendik, okumayı öğrendik ve basit düzeyde cümleler kurmaya başladık. Bu işi kademe kademe dil birbirine bağlantılıdır. Birbirine örgülü bir şekilde gidiyor. Yani üzerine ekleye ekleye merdiven gibi düşünün. İşte 5 tane basamayı atlayıp da 6. basamaktan başlayayım demiyoruz. Yani kademe kademe ilerleyeceğiz.
Evet. Men hazi, bu kim? Hazi muallimetün. Bu doktordur. Men hiye. Men hiye. Hiye dalibetün. O kim? Hiye dalibetün. O öğrencidir. Men huve. O kim? Huve dalibun. O öğrencidir. Bakın erkek bayanlar için olan da sonunda T var. Erkekler için olan da yok. Sonlarına cümleleri noktayı koymayı da unutmuyoruz arkadaşlar. Bizler yazarken gözden kaçırmışız. Evet. Geldik. İmla el feragatil atiye kemen fil misal. İmla tamamla el feragat boşlukları el atiye aşağıdaki. İmla tamamla el feragat boşlukları el atiye aşağıdaki keme gibi. Fil misal örnekteki gibi. Teal ne demekti? Gel. Gel. Unuttuysak diye hemen yazalım teal. Arkadaşlar. Teal gel. Tealey bayanlar için gel. İkra oku. Yani şu boşlukları doldurmamızı istiyor. İkra oku. İgra'i oku. Burada dikkat etmemiz gereken husus normalde bayanlarda fiilin sonuna arkadaşlar emir fiilin sonunda bir ye ibaresi var. İkra oku. İgra'i oku bayanlar için. İclis otur. İclisi. İclis. İclisi. Bayan için otur. İkra oku. İgra'i oku. Teal gel. Tealey gel. Kum kalk. Kumi bayan için kalk. Eğlik kapat. Eğlik bayan için derken eğliki. Üktüb yaz. Üktübi bayan için yaz. Bu şekilde arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Oynatma listelerinden, videolarımızdan faydalanabilirsiniz. 9. sınıf Arapça ders kitabı, Osmanlı Türkçesi, Kur'an-ı Kerim, Elifba videoları ve daha fazlası için yazılı hazırlık videoları için oynatma listelerini inceleyebilirsiniz. Birinci dönem birinci yazılı hazırlık videoları, birinci dönem ikinci yazılı hazırlık videoları, ikinci dönem için yazılı hazırlık videoları ve daha fazlası kanalımızın oynatma listelerinde var. Abone olup bildirimleri açarsanız paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Abone olursanız bizleri desteklemiş olursunuz. Şöyle bir beğeni, bir yorum arkadaşlar. Yani bir sizin o beğenileriniz ya da herhangi bir yorumunuz bir Allah razı olsun bizim motivasyonumuzu arttırıyor. Aşkla şevkle video çekmek istiyoruz. Bakın bir önceki derse göre daha enerjiyim. Hepinize teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun.